Evet arkadaşlar, diğer kolu da ördüm, bitirdim ama bir hatamı fark ettim. Şu ilk başlangıçta kol için biz 9 ilmek bırakmıştık ve 20 artırma yaptık sağdan ve soldan. Yani 40 ilmeğimiz arttı. Aradaki başlangıç ilmeklerimiz de 9 ilmek olduğu için 49 ilmeğimiz vardı. Şu ajurlardan birer ilmek aldık. 50 ve 51 ilmek oldu. Ben yanlışlıkla 52 ilmek olarak saydım ve size söyledim. Yani kol kısmımızı örmeye başladığımızda şişimizde toplamda 51 ilmeğimiz olacak. Ben 52 ilmek olarak yanlış söylemişim. Şu an düzeltiyorum. Ağır bir grip geçiriyorum arkadaşlar. Çok hastayım. Size söz verdiğim için oturdum, örmeye çalışıyorum fakat zihnim karışmış. 51 yerine 52 söylemişim. Sadece orada hata var. 51 ilmekle örgümüze başlıyoruz. 10 diş boyunca haroşa örgümüzü örüp her iki taraftan kesme işlemi yapıyoruz. Ve ilk kesme işleminden sonra 51'den 2 çıkıyoruz, 49 ilmek kalıyor. 5 diş sonra tekrar kesme yapıyoruz. Bu sefer 47 kalıyor. Bir sonrakinde 45 kalıyor. Bir sonrakinde 43 kalıyor. Ve şu lastik kısmına da başlarken 42 ilmek demiştim ya sizlere. 41 ilmek olarak lastiğimizi örüyoruz. Bu şekilde düzeltmemi yapıyorum. Kusuruma bakmayın. Hastalıktan kaynaklı zihnim dağılmış. Ve arkadaşlar kalan ipim gördüğünüz gibi bir yumaktan bu kadar. Bu ipi ayırıyorum. Kulak ya da cep çalışmasını bu iple yaparız. Hemen yeni bir iple örgüme devam edeceğim. Yeni örgüye başlayan arkadaşlar ben şu örgünün yumağın iç kısmındaki iple örgüye başlıyorum. Dolayısıyla bu şekilde başlayınca ipi devamlı çevirmek zorunda kalmıyorsunuz. Yumağın içerisinden akarak rahat bir şekilde örgünüzü örebiliyorsunuz. Şimdi en son ikinci kolumuzu da ördük ve tekrar ön bedenimizin diğer tarafını örerek roba çalışmamızı yapacağız. Diğer taraftan başlamıştık. Kolumuzu örmüştük. Sonra arka bedeni ördük. İkinci kolumuzu tamamladık. Şimdi diğer ön bedenimizi haroşa örgü örerek roba ve kol çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ardından beden çalışmasına geçeceğiz. Yine haroşa örgüyle örgüme başladım. Gördüğünüz gibi iki ajur arasındaki iki ilmek haroşam vardı. Onunla örgüye başladım ve sıra sonuna kadar örmeye devam edeceğim. Böylelikle roba çalışmamız bitmiş olacak. Arkadaşlar 13 diş arayla ilik çalışması yapıyorduk. Beden kısmımızı örerken bir ilik çalışması daha yapacağım ama videonun başında da söylemiştim. Eğer siz hırkanın tamamına ilik çalışmak istiyorsanız devam edebilirsiniz. Evet, robamız bitti arkadaşlar. Şimdi sadece var olan ilmeklerimizle birlikte bedenimizi örmeye başlıyoruz. Şu kol birleştirmeyi de sizlere göstereceğim. Ondan sonra tam 40 diş haroşa boyunca var olan ilmeklerimizle birlikte hırkamızı örmeye devam edeceğiz. Arka tarafta 40 diş, ön tarafta 39 diş olunca örerek kesme tekniğiyle
arkadan kesmeye başlayacağız ve ön bedenimizin hem 40. diş haroşa örgüsünü örmüş olacağız hem de kesim işlemini yapmış olacağız. Daha önceki videolarda bu şekilde çalışmıştık. Seyreden arkadaşlarım mutlaka hatırlayacaktır. Arkadaşlar geldim. Şu başlangıç ipime son ilmeğimi de ördüm. Şimdi ben şu başlangıç ipiyle örgü ipimi tam bu birleştirme sırasında düğümlüyorum. Çok sıkmayın, çok da bol bırakmayın. Şu son ilmek diğer ilmekler kadar aynı bollukta olsun. Ve ardından arka bedenimdeki ilmeklerimi örmeye devam ediyorum. Farkındaysanız kol altında hiçbir artırma yapmadım. Direkt birleştirdim. Ve bu şekilde arka bedeni de seri bir şekilde öreyim. Diğer kola kadar arka bedeni örmeye devam ediyorum. Yine orada bir başlangıç ipim var arkadaşlar. Onu da az önce yaptığımız gibi örgü ipimizle düğümleyip devam edeceğiz. Şimdi onu da nasıl çalıştığımı tekrar sizlere göstereceğim. Şu arkadaşlar başlangıç yaptığım ipim. Onun ilmeğini de haroşa örgü olarak örüyorum. Şu ilmeği alttaki ipi biraz sıkıyorum. Ve örgü ipimle birlikte düğümlüyorum, sabitliyorum ve ön bedenle hiçbir artırma yapmadan kol altında birleştirerek haroşa olarak örgüme devam ediyorum. Sıramı tamamlayacağım arkadaşlar. Kol altı birleşmelerimi size son kez göstereceğim. Evet. Şöyle düzeltelim. Burası hırkamızın. Şöyle. Hırkamızın ön bedeni erkek bebek için ördüğümüz için ilik kısımlarımız solda. Şurayı da çevirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hırkamız şekil almaya başladı. Kol altlarımız çok düzgün bir şekilde birleşti. Kol altlarını yine dikiş tekniği ile birlikte dikeceğiz. İsterseniz şimdi de dikebiliriz. Ben nasıl diktiğimi sizlerle tekrar paylaşayım. Şu ikinci kolumun altı. Şimdi iğnemi hazırlayayım. Geleyim kol altı çalışmasını birlikte yapalım. Evet, kolumuzu bitirdiğimizde uzunca ipimizi bırakmıştık. Onu iğneme geçirdim. Önce bilek kısmındaki lastik örgülerimizi düzgünce birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir bütünmüş gibi ilmeklerden girince birleşti.
Arkadaşlar, şu lastik olan kısımların aralarından aynı şekilde karşı tarafında aralarından girerek her iki bedeni birleştiriyoruz ve sonrasında haroşa dişlerimizi hiza alarak birleştirmeye başlıyoruz. Bir sağ taraftan, bir sol taraftan iğnemizi geçirerek birleştirmeye başlıyoruz. Bu çalışmayı daha önce anlatmıştım fakat ilk kez benim videolarımı seyreden arkadaşlarım varsa onların öğrenmesi açısından tekrar gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir dikiş tekniği. Örgümüzün hem içinden hem dışından dikişlerimiz belli olmuyor. Bir kalınlık olmuyor. Bu şekilde şöyle bakalım, yakın çekim. Gördüğünüz gibi çok düzgün birleşiyor. Şimdi kol altına kadar arkadaşlar ben bu dikiş işlemine devam edeyim. Sonrasında kol altında dikişimi nasıl bitirdiğimi sizlerle birlikte paylaşayım. Evet, kol altına kadar gördüğünüz gibi dikişimi yaptım. Tertemiz bir dikiş oldu. Şimdi kol altında da arkadaşlar yine haroşa dişlerini ve ilmeklerimizin aralarını hiza alarak gördüğünüz gibi dikişimi tamamıyla kapattım. Örgümün iç tarafına iğnemi gönderdim ve burada sabitleyerek düğümümü attım. Sonra yine ilmeklerimin arasından iğnemle ipimi bir miktar daha yürüttüm ve fazla olan ipimi keserek kol altı dikişimi tamamladım. Bu kadar kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kol altımız bile çok düzgün oldu. Şu kol altımızdaki ilmek bağladığımız ipimiz var. Bu ipimizi de yine aynı şekilde tığımızın yardımıyla bu kez arkadaşlar şöyle önce bir tekrar sabitliyorum. Sonra örgümün içerisinden birkaç kez yürüterek fazla olan ipimi keserek bunu da temizlemiş oluyorum. Bu yürütme işlemini yaparken ne kadar ince uçlu tığ kullanırsanız arkadaşlar o kadar rahat çalışırsınız. Şu anda benim tığım biraz kalın geldi. O yüzden biraz zorlanıyorum. Ve bu ipimi de yürüttüm. Fazla olan ipimi kestim. Ve tekrar kol altımıza bakalım. Tertemiz ve çok düzgün çalışılmış bir kol oldu. Artık arkadaşlar yapmamız gereken tek şey iki tane ilik çalışması yapmıştım. Üçüncü kez ben iliği açacağım. Şu kolumuzun altından itibaren şimdi ilk dişimizi ördük. Toplamda 40 diş boyunca haroşa örgü öreceğiz ve örgümüzü hiç altına lastik çalışması yapmadan gördüğünüz gibi bu şekilde kesip temizleyeceğiz. Dediğim gibi arka taraftan kesmeye başlayacağız. Arkada 40, önde 39 diş haroşa ilmeği olduğu zaman kesmeye başlayacağız. Kesim işlemiyle birlikte bizim hırkamızın ön kısmında da 40 diş haroşa örgümüz olmuş olacak. Şimdi bu kısma kadar örelim. Ondan sonra kapşon çalışmamıza başlayalım. Hemen ben bu kısımları örüp geliyorum. Boyunca
Koltuk altından itibaren örgümü haroşa olarak ördüm. Arka tarafta 40 diş, ön tarafta 39 dişti örgülerim. Şimdi örerek kesme tekniğiyle birlikte örerken aynı zamanda benim 40. diş haroşam ön kısmımda oluşuyor. Gördüğünüz gibi son kesimleri birlikte yapalım. Nasıl yapıyorduk? Önce haroşa örgümüzü örüyorduk. Sonra arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorduk. Örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Örüyorum. Arkadaki ilmeği üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde bütün ilmeklerimi keserek örgümü tamamlamış oldum. Son ilmeği bir kez daha örüyorum. Makasımı alıp geliyorum arkadaşlar. Kesimi yapalım. Evet, ilmeğimi biraz uzunca bırakarak ipimi kestim. Şöyle hafif topladım. Şimdi örgümün iç kısmından haroşaların arasına girerek bu ipimi de örgümün içerisinde gizliyorum. Tekrar aynı şekilde ilmeklerin arasından geçirerek örgümü temizledim. Yine temiz bir bitirme işlemi gerçekleştirdik. Arkadaşlar, ikinci yumaktan kalan yumağım bu. Şimdi bir bakalım. Gördüğünüz gibi kol çalışmalarımız bitti. Beden kısmımız bitti. Şimdi hırkamızın kapşon kısmını örmeye başlayacağız. Bunu yaparken de yine yakadan ilmek alma tekniğiyle ilmeklerimizi çıkaracağız. Bunu daha önceki videolarımda göstermiştim ama tekrar gösteriyorum. Nasıl yapıyorduk? Şu başlangıç ilmeklerimin arasından girerek ilmek çıkartıyorduk. Toplamda 78 ilmekle örgümüze başlamıştık. Şimdi 78 ilmeği çıkarırken aynı zamanda 1-2 ilmek daha ilave edeceğim arkadaşlar. Kapşonumun biraz daha bol ve dökümlü olmasını istiyorum. Gördüğünüz gibi, hatta yakın çekim yapalım biraz. Başlangıç ilmeğimin arasından girdim. Örerek ilmeğimi çıkardım. Girdim, örerek ilmeğimi çıkardım. Şöyle daha iyi görünür sanırım. Şu başlangıç ilmeğim arasına giriyorum, örüyorum ve ilmek çıkarıyorum. Yanındaki ilmeğin arasına giriyorum ve ilmek çıkarıyorum. Bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum ama arada artırmalar yapacağım. Biraz daha dökümlü olması için. Şu ajur aralarımızdaki kısımlardan bu artışları yapmak istiyorum. Normal ilmek aralarından ilmeğimi çıkardım. Şimdi ajurların olduğu kısma geldim arkadaşlar. Buradan ilmek çıkaracağım. Sonra arka taraftan aynı ilmeğin diğer tarafına girerek bir ilmek daha çıkardım. Yani bir ilmek artırma yapmış olduk burada. Tekrar yanındaki ilmeğin içinden bir artırma yaptım. Çeviriyorum ilmeğin diğer tarafına. Oradan girerek bir artırma daha yaptım. Yani iki ilmek artırmış olduk. Sonra yanındaki ilmeğe
battım, bir artırma çıkardım. İki tane burada yeterli arkadaşlar. Devam ediyorum. Diğer ajur kısmına kadar. Toplamda 8 ilmek artıracağım. Yani 78 ilmeğimiz 86 ilmek olacak. Biraz daha dökümlü bir kapşon örmüş olacağız. Yine ikinci ajur çalışmama geldim. Artırmaları yine burada yapalım. Bir ilmeğin ön tarafından bir arka tarafından arttırdım. Birinci artırmamı yaptım. Şimdi yanından bir artırma yaptım. Arkasından bir ilmek daha arttırdım. İki ilmek de buradan artış oldu. Toplamda 4 ilmek artırmış olduk. Şimdi arka bedendeki bütün ilmekleri aynen alıyorum. Tığla da bu işlemi yapabilirsiniz. Şişle yapmakta zorlanan arkadaşlarım olursa tığla da yapabilirler. Ben şişle daha rahat çalıştığım için bu şekilde ilmeklerimi çıkartıyorum. Arkadaki ilmeklerimi aldım. Kol kısmımın ajur arasına geldim. Şimdi oradan yine 2 ilmek artırma yapacağım. Önce ilmeği içinden bir ilmek çıkardım. Sonra ilmeğin arka kısmından bir ilmek daha çıkardım. Yanındaki ilmekten bir ilmek çıkardım. Aynı ilmeğin arka kısmından batarak bir ilmek daha çıkardım. Toplamda 6 ilmek artırma yapmış olduk ve devam ediyoruz. Son ajur çalışmamızın olduğu kısımda da 2 ilmek daha artırarak artırma işlemini 8 ilmekle bitireceğiz. Toplamda şişimizde 86 ilmeğimiz olacak. O şekilde kapşonumuzu öreceğiz. Evet, yine ajur arasına geldim. İlk ilmeği ördüm. Sonra ilmeğin arka kısmından bir ilmek daha çıkardım. Yanındaki ilmeği ördüm ve arka kısmından yine aynı ilmeğin içinden bir ilmek daha çıkardım ve 8 ilmek artırmamı tamamladım. Şimdi sıra sonuna kadar olan bütün ilmekleri çıkararak toplamda 86 ilmekle kapşonumuzu örmeye başlayacağız. Ve bu bizim 86. ilmeğimiz. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir ilmek çalışması yapmış olduk. Şimdi biraz uzaklaşalım. Ve arkadaşlar, var olan 86 ilmeğimizi haroşa örgü olarak öreceğiz. Toplamda 33 ile 35 diş arası. 33'ten aşağı olmasın ama 35-37 olarak uzatabilirsiniz. Eğer daha küçük boyutlarda örecekseniz 33 diş haroşa boyunca
örün, ama daha büyük örecekseniz arkadaşlar 35-37 diş haroşa boyunca kapşonunuzu uzun tutmayı ihmal etmeyin. Ben örgümü 33 diş boyunca öreceğim. Sonra bakacağım yükseklik olarak istediğim yükseklikte ise örme işlemini tamamlayacağım. Ama eğer boyu kısa gelirse 35 dişe tamamlayacağım. Buna örerken karar vereceğim. Evet, bu şekilde 86 ilmeğimi 33 diş haroşa boyunca örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben 34 diş haroşa boyunca kapşonumu ördüm. Şimdi sizlere bir de ölçü vereyim. Toplamda 17,5 hatta 18 santim boyunca kapşonumuzu ördük. Bu bizim için yeterli bir kapşon büyüklüğü. Şimdi örerek kesme tekniğiyle kapşonumuzu keseceğiz. 78 ilmekti yaka başlangıcımız. 8 ilmek daha ilave etmiştik. 86 ilmeğimiz vardı şişimizde. Şimdi örgümüzün tam yarısına kadar, yani 43 ilmek olana kadar haroşa olarak örgümü öreceğim. Sonra kesme işlemine başlayacağım. Şimdi 43 ilmek haroşamı örüp, yani örgümün tam yarısına kadar olan ilmeklerimi örüp geliyorum. 43 ilmeğimi ördüm. Şimdi sağımda ve solumdaki şişlerde 43'er tane ilmeğim var. Arkadaşlar, örgümüzün düz kısmı içe bakacak şekilde şu iki şişimi çeviriyorum. Yan yana getiriyorum. Her iki şişimde de 43 ilmeğim var. Tam kapşonumun orta kısmı. Üçüncü bir şiş yardımıyla kesmeye başlıyoruz. Şöyle yakın çekim yapayım. Her iki şişten birer ilmek alıyorum ve bir haroşa örgü örüyorum. Bu ilmek benim şişimde kalacak. Tekrar her iki şişten birer ilmek alıp örüyorum ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerine geçiriyorum. Hep bu şekilde kesme yapacağız. Her iki ilmekten şişten birer ilmek alıp ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Tekrar her iki şişten birer ilmek ördüm ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Son kez gösteriyorum. Ördüm ve üzerinden geçirdim. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir kesim işlemi yapıyoruz ve bu kapşonumuzun iç kısmında kalacak arkadaşlar. Düz kısmımız daha güzel bir görüntü almış olacak. Şimdi sıra sonuna kadar kesme işlemini yapayım. Nasıl bitirdiğimi yine sizinle paylaşayım. Son 4 ilmeğim kaldı. Bunu da birlikte keselim ve örgüyü nasıl bitirdiğimi sizlere göstereyim arkadaşlar. Her iki şişimden birer ilmek alıp örüp arkadaki ilmeği üzerinden geçirerek bütün ilmeklerimi örerek birleştirme tekniğiyle kestim. Son iki ilmeğim kaldı. Her iki şişimde de onları da ördüm. Arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçirdim. Arkadaşlar, şu son ilmeğimizi bir kez daha örüyoruz ve ipimizi biraz uzunca bırakarak kesiyoruz.
ve örgümüzü tamamlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir kesim gerçekleştirmiş olduk. Şimdi şu ipimizi de güzelce örgümüzün arasından yürüterek gizleyelim. Bu şekilde temiz bir bitirme işlemi tamamlamış olalım. Ve artık sadece hırkamızın cep çalışması ve kulakları kaldı. Onları da ördükten sonra bir güzelliğin daha anlatımı bitmiş olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, ipi de çok düzgün bir şekilde yürüttüm. Asla belli olmuyor. Fazla ipimi kestim. Şöyle bir bakalım. Oldukça genişliği de yüksekliği de düzgün bir kapşon çalışması yapmış olduk. Gördüğünüz gibi örgümüzün ön tarafında da çok düzgün birleşti. Haroşalar, haroşa dişleri birbirinin tam yanına gelecek şekilde birleştirmiş olduk. Şöyle hafif kıvırarak düğmelerimizi dikeceğiz. Ahşap ya da normal bebek düğmesi kullanabilirsiniz. Ben genelde bebek düğmesi çalışıyorum ama ahşap düğmelerde çok yakışır. Evet arkadaşlar, şimdi hırkamızı kaldıralım ve cep çalışmamıza başlayalım. Arkadaşlar, bu anlatımı da beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Anlatımla ilgili yorumlar ve görüşleriniz varsa lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazınız. Ve halen abonem değilseniz abonem olmayı ihmal etmeyin. Abonelikleriniz benim için çok önemli. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, cep çalışmasına 3,5 numaralı şişle başlayacağım. Biraz daha derli toplu olsun istiyorum. Ve tam 20 ilmekle cebimi örmeye başlayacağım. Bu şekilde toplamda 20 ilmek şişime atıp geliyorum. 20 ilmeğimi şişime atarak cep çalışmama başladım. Arkadaşlar, toplamda 14 diş haroşa boyunca önce örgümüzü öreceğiz. Sonra kol çalışmasında yaptığımız gibi lastik çalışmasıyla cebimizi tamamlayacağız. 20 ilmeğimizi toplamda 14 diş haroşa boyunca örüp geliyorum. Evet, 14 diş boyunca haroşa örgümü ördüm. Şimdi tıpkı kol uçlarımızda olduğu gibi lastik örgü yapıyoruz. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz. Bu şekilde tam 5 sıra boyunca örgümüzü öreceğiz ve sonra kesim işlemine başlayacağız. Ben şimdi 5 sıra boyunca tekli lastik örgümü örüp geliyorum. 5 sıra boyunca lastik örgümü ördüm. Yine örerek kesme tekniğiyle cebimizi kesiyoruz. Ne yapıyorduk? Tersi ters taraftan örüyorduk. İpimizi arka tarafa alıyorduk ve arkadaki ilmeği öndeki ilmeğin üzerinden geçiriyorduk. Düzü düz örüp kesiyorduk. Tersi ters örüp ipimi arka tarafa alıp öyle kesiyorduk. Bu şekilde bütün ilmeklerimi keserek geliyorum. Bütün ilmeklerimi kestim. Son ilmeğimi bir kez daha ördüm. Ve arkadaşlar, cebimizi dikebileceğimiz uzunlukta
İp bırakıyoruz ve o şekilde kesiyoruz. Hatırlarsanız bir miktar ipim artmıştı ikinci yumağa geçerken. Bunu cep ve kulaklarda kullanmak için ayırmıştım. Sadece cebi ördü. Hırkayı da arkadaşlar üçüncü yumakla bitirdim. Yani toplamda 2,5 yumak ip kullanmış oldum. Bere ile pati ile beraber 3 yumaktan bir takım çıkarabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, cebimizde bu şekilde oldu. İpimi uzunca bıraktım. Şimdi kulaklara geçmeden önce cebimizi nasıl diktiğimizi sizinle paylaşayım. Sonra kulakları örerek çalışmayı bitirelim. Arkadaşlar şu başlangıç ipimden artanı cebimin iç tarafında, şu bir bakayım cebimizi nereden dikelim? Şöyle dikelim. Evet, cebimizin iç tarafındaki haroşalardan önce yürüterek gizleyelim. Temiz bir cep çalışması oldu. Şimdi hırkamızı alıyoruz arkadaşlar. Düğme kısmımızın olduğu yere değil de ilik kısmımızın olduğu kısma çalışacağız. Şu şekilde. Erkek bebek olduğu için sol tarafta çalışacağız. Şöyle göz kararı ortalıyorum. Aşağıya etek kısmına yakın bir şekilde dikmek istiyorum. Şöyle elimle tutuyorum. Yerimi belirliyorum ve lastik kısmından dikmeye başlıyorum. Arkadaşlar şu kenardaki haroşa ilmeklerimizi hiza alacağım. Düz bir şekilde iğne ardı tekniğiyle cebimi dikmeye başlayacağım. Şu haroşa dişlerini hiza kabul ettim ve dikmeye başladım. İğne ardı tekniğiyle, yani iğnemizi çıktığımız yerden biraz geriden tekrar batarak dikme tekniğine iğne ardı tekniği deniyor. Bu şekilde bütün cebi dikerek cep çalışmamı bitireceğim. Hep bu şekilde dikeceğim için devamını göstermiyorum. Bitim kısmına kadar dikip geliyorum. Bütün cebimi dikerek yine diğer tarafta şöyle hiza alıyorum arkadaşlar. Buradaki başlangıç yerimle bitiş yerimin aynı hizada olduğunu kontrol ettikten sonra arka tarafta düğümle dikişimi sabitliyorum. Yine örgümün arasından geçerek fazla ipimi gizleyip kesiyorum. Ve böylece cep çalışmamız da bitti. Gördüğünüz gibi çok düzgün bir cep çalışması da yapmış olduk. Şimdi arkadaşlar son olarak kulak çalışmamızı da yapalım. Kulaklarımızı da dikelim ve hırkamızı tamamlayalım. Üçüncü yumaktan artan ipim arkadaşlar. Şimdi hemen ipimin ucunu bularak başlayacağım. Kulağımızı tığla yapıyoruz arkadaşlar. 3 numaralı, pardon, 2,5 numaralı, şu 3 numara, 3 numaralı tığımızla çalışacağız. Bir sihirli halka ya da bir daire, eliniz nasıl alışkınsa, bir halka yapıyoruz. Bir zincir çekerek içine 7 tane sık iğne yapıyoruz. Kameramı biraz yakınlaştırayım. Evet, 2, 3, 4,
5, 6 ve 7. Sonra halkamızı sıkıştırıyoruz ve ilk başladığımız sık iğnemizin üzerine CC tekniğiyle birleştiriyoruz. Ve tekrar bir zincir çekiyoruz. İlk başlangıç yerine bu kez arkadaşlar 2 sık iğne yapıyoruz. Yanındaki sık iğnenin üzerine 2 sık iğne daha yapıyoruz ve bu şekilde 7 tane sık iğnemizin her birinin üzerine ikişer tane sık iğne yaparak toplamda 14 tane sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Biraz seri bir şekilde çalışayım. 12, 13 ve 14. Yine CC tekniğiyle ilk sık iğnemle birleştiriyorum örgümü ve 3. sıraya yine bir zincirle çıkıyorum. Yine başlangıç yerime bir sık iğne yapıyorum. Burayı artık 2 kere doldurmuyorum. Yanındaki sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu sırada yani arkadaşlar bir tek bir çift sık iğne yapıyoruz. Bir tane tek sık iğne, yanındaki yuvaya 2 tane sık iğne çalışması yapıyoruz. Yine seri bir şekilde devam edeyim. Bir tek, bir çift. Bir tek, bir çift. Bir tek ve sıra sonundaki arkadaşlar sık iğnemiz yine çift olarak bitiyor ve CC tekniğiyle birleştiriyorum. Bir üst sıraya çıkıyorum tekrar. Bu kez önce başlangıç yerime bir sık iğne yapıyorum. Sonra onun yanına bir sık iğne yapıyorum. Yani 2 tane tek sık iğne yaptım. Üçüncüsüne bir çift yapıyorum. Yani 2 tek bir çift. Bu kadar. Bir tek, iki tek, üçüncüsü çift. Bir tek, iki tek ve bir çift. Bu şekilde sıramı tamamlıyorum ve artırma işlemlerimiz bu sırayla birlikte bitmiş oluyor. Son sık iğnelerimi de yine birlikte yapalım. Yine birleştirme CC tekniğiyle birleştiriyorum. Şimdi arkadaşlar artık artırma yapmayacağız. Bu kadar artırma bizim yani şu genişlik bizim kulağımız için yeterli bir genişlik. Şimdi 2 sıra boyunca var olan sık iğnelerin üzerine sık iğne çalışması yapacağız. Hepsi bu kadar. Evet. Sadece var olan sık iğnelerimizin üzerine 2 sıra boyunca sık iğne çalışması yapacağız. Ve ardından eksiltme işlemlerine başlayacağız. Ben şimdi daha fazla vaktinizi almayayım. Şuraya kadar geleceğim. CC tekniğiyle birleştirip bir zincirle üst sıraya çıkacağım ve yine bütün sık iğnelerin üzerine birer tane sık iğne yaparak CC tekniğiyle birleştirip o şekilde tekrar geleceğim. 2 sıra boyunca sık iğnelerimi ördüm. Şimdi CC tekniğiyle birleştirip bir üst sıraya çıktım. Arkadaşlar hemen aynı yuvaya bir battım. Yanındaki yuvaya
Tekrar battım. 2 tane tekli sık iğne yaptım. Bu sırada da arkadaşlar kesme işlemi yapacağız. Nasıl yapacağız bunu? 2 sık iğneden sonra sıradaki sık iğnelere bir kere batıp tığımıza ip alıyoruz. Sonra diğerine batıp tığımıza ip alıyoruz. Tığımızda 3 tane ilmeğimiz olunca üçünü birden örüyoruz. Böylelikle bir eksiltme yaptık. Bu sırada bu şekilde 2 tek sık iğne ardından bir adet eksiltme yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Son kez gösteriyorum. 1 2 tane sık iğnemi yaptım. Sonra bir kez sık iğnemin içine battım. Ardından diğer sık iğnemin içine tekrar battım. 3 tane ilmeğim oldu. Üçünü birlikte ördüm. Bu şekilde bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Tekniğiyle birleştirdim. Tekrar kesmelere devam edeceğiz. Yine 2 tane sık iğnemizi yapacağız. Sonrasında bir kesme işlemi gerçekleştireceğiz. 1 2 ilmeği birlikte örerek eksiltiyoruz. 1 sık iğne, 2 sık iğne ve sonraki 2 ilmeği birlikte örerek eksiltme yapıyoruz. Arkadaşlar bu sırayı da bu şekilde öreceğim. Tekrar CC tekniğiyle birleştireceğim. Ardından bir kesme işlemi daha yapacağım. Böylelikle kulağımız şekil almaya başlayacak. Hatta hiç videoyu duraklatmayayım. Bu şekilde örerek devam edeyim. CC tekniğiyle sıramı birleştirdim. Gördüğünüz gibi kulağımız şekil almaya başladı. Üçüncü kez aynı şeyi yapacağım. Bir, iki tane tekli sık iğneden sonra sıradaki sık iğnelerin içinden birer ilmek çıkartarak eksiltmemi yaptım. Ardından yine iki tane tekli sık iğnemi çalışıyorum. Sonra bir eksiltme daha yapıyorum. Arkadaşlar amigurumi çalışmaları yani oyuncak bebek çalışmaları hep bu teknikle örülür. Sık iğneyle artırılır, eksirilir ve o güzel oyuncaklar örülür. Eğer bu şekilde çalışmak hoşunuza gittiyse çok güzel oyuncak videoları var. Tavsiye ederim. Hiç bana göre bir şey değil. Ben çok sıkılıyorum. Yapan, emek veren arkadaşların emeğine sağlık. Sabır işi. Ben maalesef o kadar sabırlı bir insan değilim. Evet arkadaşlar, şimdi kesme işlemimizi de bitirdik. Bir tekrar yapalım. 7 sık iğne ile başladık. İkinci sırada her birinin üzerine çift batarak 14 sık iğne yaptık. Sonra bir sık iğne yaptık, bir arttırdık. Yani bir tek bir çift yaptık. Bir üst sırada iki tek bir çift yaptık. Sonra iki sıra hiçbir işlem yapmadan var olan sık iğnelerimizi ördük. Sonrasında iki tek sık iğneden sonra bir kesme işlemi tamamladık. Bütün sırayı böyle yaptık. Üst sırada yine aynı şekilde çalıştık. Üçüncü sırada aynı şekilde çalıştık. Üç kez bu işlemi yaptıktan sonra artık var olan sık iğnelerimizi sık iğne olarak iki sıra boyunca örüyoruz ve kulak çalışmamızı bitirmiş oluyoruz. Yine videoyu kesmeyeceğim. Bu şekilde sık iğnelerle
Dolanıyorum. Kulakları daha büyük yapmak isterseniz arkadaşlar, iki tek bir çift olarak biz kulak çalışmamızı bitirdik. Üç tek bir çift olarak da bitirebilirsiniz. Cece tekniğiyle birleştirdim. Son bir sıra daha kulağımı sık iğneyle dönüyorum. Son sık iğnem CC tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekerek sabitledim. Ve arkadaşlar yine kulak çalışmamızı dikeceğimiz için şöyle bir 30-40 santim uzunluğunda ipimi bırakarak örgümü tamamlıyorum. Ve gördüğünüz gibi güzel bir kulağımız oldu. Şu birleştirme yerlerini tam kenara getirirseniz, şu dikiş ipimizi kullanacağımız yer tam kenarda kalırsa, gördüğünüz gibi çok güzel bir kulak olmuş oldu. Şimdi benim iki kulağım da hazır ve bu kulak çalışmasını da kapşonumuza yerleştirerek hırkamızı tamamlayalım. Bunu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle hırkamızı açıyoruz. Eşit bir şekilde tam kapşonumuzu biraz uzaklaştırayım görüntüyü. Evet. Tam kapşonumuzu ortalıyoruz. Tam orta çizgimizi bulduk. Ve biz şimdi arkadaşlar kulağımızın birini şu şekilde hemen ucun böyle 2-3 santim aşağısına, diğerini de diğer kısma dikmemiz gerekiyor. Hemen iğnemi bulayım ve bu çalışmayı da nasıl yaptığımı size göstereyim. İplerimizi uzun bırakıp çalıştığımızda arkadaşlar ekstra bir ip ve düğüm yapmamış oluyoruz. Bu şekilde çalışmanızı tavsiye ederim. Temiz örgüler bu şekilde çalışılıyor. Evet. Etamin iğnesiyle çalışmayı yapıyoruz. Hemen bu kulağımı da şöyle düzeltiyorum ve işaretlediğim yere, isterseniz iğneleyebilirsiniz arkadaşlar, hiç karıştırmazsınız. Ben iğnelemeden dikebildiğim için şöyle göz kararı bir hiza alıyorum ve dikmeye başlıyorum. Her iki taraftan iğnem geçiyor. O şekilde kapşonuma sabitliyorum. Çalışmanın aynısını arka tarafta tekrar yapacağım. Şurada arkadaşlar kulak biraz böyle dik ve havada dursun diye bu çalışmayı yapıyorum. Düzgün bir şekilde arkadan tekrar yerleştirerek kulağımı dikiyorum.
Evet, gördüğünüz gibi oldukça düzgün oldu. Ve sen olarak kapşonumun iç tarafına iğnemi gönderdim. Burada ipimi düğümleyerek sabitleyeceğim. Bu şekilde ve yine örgümün içerisinden yürüterek fazla ipimi kestim. Arkadaşlar, diğer kulağımı da çalışıp son halimizi paylaşayım. Şimdi kulağı da dikip geliyorum. Evet arkadaşlar, diğer kulağı da yerleştirdim. Gördüğünüz gibi ikisi de birbiriyle aynı karşılıkta dikildi. Şimdi hırkamızın son bir haline bakalım. Düğmelerimi bu kez farklı çalıştım. Ama bu düğmeler de bu modele gerçekten çok yakıştı. Düğmelerimizi de kapattık. Evet. Şimdi arkadaşlar, nasıl ayarlayabilirim? Şöyle kameramı biraz uzak tutayım. Gördüğünüz gibi kapşon çalışmamız, kol çalışmamız, hırkamızın boy uzunluğu, her şeyiyle arkadaşlar çok düzgün bir çalışma oldu. Şimdi size en boy ölçüsü de vereceğim. Bakalım ördüğümüz örgünün uzunluğu ne kadar olmuş. Omuzdan eteğe kadar arkadaşlar 33 santim. Şöyle yukarı çekeyim, daha iyi görün. Ve bu şöyle. Arkadaşlar, haroşa bir örgü olduğu için esneme payı da var. Hiç esneme payını katmadan şöyle 33 santim. Biraz esnerse 34-35 santime kadar uzayan bir model. En çalışmamıza bakalım. Şöyle sıfır ölçü alalım. Enimiz de tam 30 santim arkadaşlar. 29,5-30 santim. Yani yine ideal en boy uzunluğu olarak ortalama bir yaş bebeklerinizin kullanabileceği büyüklükte çok güzel bir çalışma yapmış olduk. Evet. Bir anlatımımın daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu takım hırka, bere ve patikten oluşmakta. Ekranınızın sağ üst köşesinde patik anlatımı videomun linkini paylaşacağım. Oraya tıklayarak siz de isterseniz bere, hırka ve patik olarak üçlü bir takım halinde bu modeli çalışabilirsiniz. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ederim. Yaptığınız o güzel ve samimi yorumlar için çok ama çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın.